Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa kalbimizin sevgilisi. Evimizin neşesi oluvermiş. Küsleri barıştırır, ortamı yatıştırır. Bazen de karıştırır, Urfalı küçük ağa. Ailin göz bebeği, Urfalı küçük ağa. Herkesin sevgilisi, Urfalı küçük ağa. Herkesin sevgilisi Urfalı küçük ağa. Bir seslen hop yanında Urfalı küçük ağa. Annen ne yapıyor hocam? İyi, seni üzdüm. Ne mu söyledin? Yok, bir oyun oynadık ben kazandım. Baba. Hı. Çoktandır beraber hiçbir yere gitmiyoruz. Annem, sen, ben. Nereye parka gitsek ya? Hani söz vermiştin. Olur oğlum, gidelim. Al konuş annem. Gerçekten mi? Ya çok isterdim anneciğim ama öğleden sonra ameliyatım var. Evet, babacığına söyle. Birlikte gidin, biz de başka zaman yaparız, tamam mı? Öptüm. Duydum. Duydum. Ajan. Efendim? Ben derim ki biz bugün yine de gidelim mi parka? Annenin işi olmadığı zaman annenle de gideriz yine. Ha? Fazla bir park göz çıkarmaz. Doğru mu? Doğru. Güzel. Benim bugün işim yok. Şirkete uğramayacağım. Çıkışta gelir alırım seni, tamam mı? Tamam. Ha, Esma. Tarihi sonuçları geldi şimdi. Ne çıktı? Hepsi çok güzel çıktı. Görünce bayılacaksın. Aa diyeceğim diye. Helal olsun. Dile benden ne dilersen diyeceksin. Bir ara böyle bir sofra düzeceksin. Allah! Avcıyı yalarsan. İnsafla kadın. Yarışlarda bile kazandıktan sonra atlara şeker verirler. Estağfurullah. Sen kendini beygirlen bir mi tuttuysan? Hadi oyalanmayın. Geri dönün hadi. Hemen. Hemen dönmeyeceğim. Gelmişken Ali'ye uğrayacağım şirkete. Aa, Ali Bey şirkette yokmuş. Yok muymuş? Bugün hiç uğramayacakmış. Yapma ya. Yaşasın. Yeri şirkete gidiyik. İyi günler. Gel önüne. Bugün ne yapıyorsun okuldan çıktıktan sonra? Eve giderim herhalde. Sen ne yapıyorsun? Ben babamla Luna Park'a gideceğim. Ne şanssız. Niye? Ne oldu ki? Geçen gün anneme de söyledim. Ben hiç babamla gezemedim. Gezmeyeceğim de. Ne Luna Park ne başka bir yer. O kadar da şanslı değilim. Niye ki?
Ben de annemle gezemiyorum istediğim gibi. Zaten annem babamın ayrılmış da bir defa. Sen ne yaparsan yap. Ne kadar yırtarsan yırt kendini, bir tarafın eksik kalıyor. Ya annen eksiktir ya baba. Hiçbir zaman tam olamazsın Derya, hiçbir zaman. Saçmalama Derya. Seni üzmek istemedim. Hadi gel. Nereye? Gel sen. Alo baba. Efendim oğlum. Derya da bizi gelebilir mi Dura Park'a? Gelir tabii. Annesinin haberi var mı? Onu sen ayarla. Ayarlarım tabii. Aslan babam benim be. Tamam kapat. Kestik ama yağlamı hadi. Tamamdır. Ne diyor? Babam anneni ayarlayacak. Her şey yolunda. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. İyi günler çocuklar. Hoş geldin Mehmet amca. Estağfurullah, estağfurullah. Ya olur mu öyle şey? Sen bizim veli nimetimizsin ya. Kaç kere nüfusunu al dedim benim, bir türlü almıyorsun. Niye? Biz seni göğünümüze aldık. Bitti gitti. Nüfus neymiş? Kağıt parçası. Ali bugün yok mu şirkette ha? Yok Mehmet amca. İyi. Bülent, benim karnım çok aç. Git, ye, yemek söyle. Tamam. Memleket yemekleri. Üstüne kalayım. Olur, başım üstüne. Gel senin annenin odasını alayım ben. Zahmet etme, ben yolu bileyim. Maho, sen ne iyisin? Şimdi buradaydı. Nereye kayboldu bu Deyus? Ben onun nerede olduğunu biliyorum. Muhtemelen buralarda bir yerdedir o. Ne yapıyorsunuz kızlar? Niye sordun? Ben sorarım. Ben bütün şu şirkette dolaşırım. Ne oluyor, ne bitiyor ona bakarım. Bir işe kafayı taktın mıydı onun sahibini çağırırım, sorarım. Değil mi? Pardon, ne iş yapıyordunuz siz burada? Ben bir iş yapmıyorum. Yani gerekmiyor. Anlamadım. Patron mu yoksa? Ay bu şirket bu yoksa. Ya boş ver, kime kaldın, biz adamı hoş tutmaya bakalım. Hadi. Merhaba, ben Ejder. Merhaba, memnun oldum. Ben de Mahir. Kısaca Maho Diler. Ben de Sevinç. Çok memnun oldum Sevinç Hanım, gerçekten. Patron sizsiniz galiba. Sayılır. Sayılır derken? Yani patron dediğin nedir ki yani, aslında marmuruk gereksiz şeylerdir yani, patronluk değil, önemli olan ilişkidir. Yani insani olmak lazımdır yani onu. Yaptın mı? Ne güzel. O dişanlar bana çok saçma geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi kızlar, ben siyasetle hiç ilgilenmiyorum yani. Ay çok hoşsunuz. Hoşum değil mi? Siz de gerçekten çok hoşsunuz. Ayrıca siyaset ne gereksiz bir şeydir yani, ne yani, 3 günlük dünya, anı yaşamak lazım, eğlenmek lazım değil mi hep beraber? Peki sizin kristal elmanız var mı? Anlamadım. Kristal elma. Ha, elma diyorsunuz. Elma tabii şey değil mi? Yani bu hava anamızın Adem babamıza verdiği elma değil mi? Elma olacak. Elma tabii, elma da olmadı olur mu? Elması, elma dediğin nedir ki yani? O da olur bir ara, elmayı da alırız bir yere koyarız. Alo Başak. Ha, ben çocukları aldım okuldan. İyi. Toparlanıyorum ben o zaman. Tamam. O zaman Luna Park'ta görüşürüz. Hoşça kal. Tamam mıyız gençler? Tamamdır kaptan. Selam. Selam.
Sözleşmelerde gözaltmanı istediğim bazı şeyler var. Üzerlerini etiketledim. Bakarsan sevinirim. Ama benim çıkmam gerekiyor. Nereye? Ali Bey çağırdı. Ali Bey mi? Ali Bey seni nereye çağırdı? Görüşürüz eşim. Görüşürüz. Şirket şirket değil, Ali Baba'nın çiftliği. Arzu, sana bakıyordum ben de. Hayırdır erkencisin? Ya ameliyatım vardı, hastane ateşi çıktı, iptal ettik. Ha, şu 305'teki. Ha, onu arada bir bakar mısın sana zahmet? Tamam, bakarım tatlım. Sen nereye gidiyorsun? Ya Mehmetcan aramıştı sabah. Ali ile birlikte Luna Park'a gidiyorlarmış. Ben de ameliyat var diye gelemem falan dedim ama... şimdi gideyim de sevinsin Can canım. Git tabii canım, git. Sevinsinler. O ne ya, sevinsinler falan, imalar. Ya... bir insanın arkadaşı bu kadar mı adi olur ya? Aa, bak burada tren var. Hayır, gondol daha güzel. Hayır, çarşıda arabalar daha güzel. Yavaş ol, düşeceğiz. Dur oğlum, düşeceksin, koşma. Nasıl atlayacağız bunları? Bilmiyorum, bilmiyorum. Yaklaştın mı yanına, düştün mü? Tamam, kaybolma. Çok sağ ol Ali. Rica ederim, önemli değil. Hayır, önemli. Derya'yı uzun zamandır bu kadar mutlu görmemiştim. Benim değil, Mehmetcan'ın fikriydi. Ona teşekkür et. Oğlun da senin gibi. Nasıl? İnce fikirli. Ha. Centilmen. Bir kızın morali nasıl düzeltilir çok iyi biliyorum. Aldığım bir istihbarata göre Maho buralarda bir yerdeymiş Mehmet amca. Ne giymiş bu teres? Yani seçmelere katılacaksan da, oradan kafayı göstereceksen de, seni biri seçecek de ölme, şeyim ölme. Yani boş işler bunlar. İyi de peki biz ne yapabiliriz Maho? Bize bir fikir ver. Şimdi bak, böyle başarılı olmak için ne derler? Basamakları tek tek çıkman lazım derler değil mi? Evet, öyle diyorlar. Fildiğin yalan. Vallahi yalan, billahi yalan. E çaresi ne peki? Kaynak yapacaksın. Kaynak yapacaksın. Araya böyle kaynak yapacaksın. Peki bizi araya kaynak yapacak kim Maho? Sen kimle konuştuğunun farkında değilsin herhalde. Bak ben kimim? Ben buranın patronuyum. Patron kaynak yapacak. Yani Maho size kaynak yapacak. Kaynakçı Maho! Allah bismillah. Şimdi kızlara. Ne oluyor? Kim bu? Patron ha? Patron! Ben şimdi göstereceğim sana nasıl kaynak yapılacağını. Diş önüme, hayvan oğlu hayvan! Selam.
İnce giyinmiş üstünü. Terini de kontrol etmemişsin. Yine mi eğleniyorduk? Hasta olunca sen mi bakacaksın? Anne, oyun bozanlık yapma. Biz biraz konuşalım mı? İsabet olur. Hadi çocuklar, biz gidip şu oyuncaklara bakalım, hadi. Ben buraya nasıl geldim biliyor musun sen? Eteklerimiz zil çala çala. Niye biliyor musun peki? Oğlum için, oğlum mutlu olsun diye. Geldiğimde ne görüyorum? Aile saadet. Ne aile saadet? Alt tarafı eğleniyordum. Ya eğlen, ben senin eğlenmeni bir şey söylemiyorum. İstediğini getirebilirsin buraya. Ama getiriyorsan beni buraya çağırmayacaksın o zaman, anladın mı? Beni buraya çağırmayacaksın. Ben Başak'ın olduğu yere seni çağırmadım ki. Sen gelmeyince Başak geldi. Ha, B planım var ya. Olur olur, o da olur. Hasta ediyor değil mi seni? Eğlenen insanlar. Ha? Anın tadını çıkaran insanlar. Ne diyorsun sen ya? Çevresindekileri kırıp dökmeden yaşayanlar. Ha? Sen mi söylüyorsun bunu? Daha bir gün önce evime gelip misafirimin burnunu kıran sen söylüyorsun bunu, öyle mi? Komik oluyorsun ya. Tamam, kabul. Defolarım var benim. Ama aramızdaki fark, ben bunları kabul ediyorum. Tamam, gurur duymuyorum ama kabul ediyorum. Tamam ya, ben uğraşamayacağım seninle. Sen nasıl olsa bir yolunu bulacaksın, üste çıkacaksın, haklı çıkacaksın. Tamam, gerek yok yani uğraşmaya. Buraya Başak'la birlikte geldik. Çünkü kızı istedi. Çünkü kız hayatında babasıyla böyle bir şey yaşamamış. 10 kere istese 10 kere geliriz. Anası da gelir. Tamam. Bu konu tartışmaya kapalı Sinem. Anne. Canım. Senle de çarpışanları bulabilelim mi? Eve gidelim artık bir tane. Ne oldu ki? Artık bu kadar oynayayım ben. Hadi canım. Hadi babanla vedalaş. Annenin bugün çok üstüne gitme, tamam mı? Üstüne gitme. Tamam. Ya kusura bakma. Saçmalama. Kusura bakılacak bir şey yok. Sen de Sinem de özür dilenecek bir şey yapmadınız. Aslına bakarsan Sinem her kadının yapacağını yaptı. Aç mısınız, bir şey yiyelim mi? Olur, yiyelim. Hadi gel. Çok eğlenceliydi değil mi anne? Çok eğlenceliydi ama ödevler bu saate kadar kaldı. Ya anne ya. Hadi yürü bakalım, kitaplarını defterlerini çıkar, geliyorum. Peki. İyi akşamlar Ali abi. İyi geceler Fıstık. Her şey için çok teşekkür ederim. Her şey için çok teşekkür etmesen artık. Ne yapayım? Bu kadar ilgiye alışık değilim. Hak ediyorsun ama. Teşekkür ederim. Pardon. Olsun. İyi geceler. İyi geceler. Ne oldu? Niye gülüyorsun sen anne? Hiç. Ödevlerini yapmaya başladın mı sen? Ben duşa giriyorum. Çıktığımda bütün ödevlerim bitmiş olacak. Anlaştık mı? Tamam anneciğim. Anne yer seni. Thank you.
Efendim Derya? Alo, Ali abi çabuk gel. Derya ne oluyor? Babam geldi, eve girmeye çalışıyor. Anne! Derya! Allah kahretsin. Derya! Kızım! Derya! Yavrum! Derya! Kızım! Neredesin tatlım? He? Kızım? Derya! Nusret komiserim, Beykoz Liman Sokak. Girince soldan 4. ev. Numarasını bilmiyorum. Acele etmeniz lazım. Kızım neredesin? Hadi saklanma benden yavrum. Korkacak bir şey yok. Derya! Derya! Seni götürmeye geldim yavrum. Bak beraber yaşayacağız ha. Hadi kızım. Annene muhtaç değilsin artık kızım. Derya! 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 Neredesin? Kaç! Kafam! Derya, anne nerede? Nereye kaçmışsın? Duyamadım. Duyamadım! Duyamadım. Bacak, iyi misin? Uyan. İyi misin? Derya. Tamam Derya, iyi. Ambulans yolunda, merak etme Derya, iyi. Seninkiler niye fazla? Derse girmedik diye ceza verdi. Böbürden fırça yedi ya, acısını o bizden çıkartıyor. Hak etmişsiniz Mehmetciğim. Ya gelsene şuraya, kimle konuşuyorsun sen? Derya'yı arıyorum, ev telefonu cevap vermiyor. Aşk olsun Mehmetciğim. Ne oldu ya Şirin? Biz burada senin ödevlerini yapmaya çalışalım. Sen Derya'yla konuş Mehmetciğim. Ne oldu be Şirin? Nereye? Eve gidiyorum ben. Ödevlerini de Derya yapsın. Önce kızımın sesini duydum. Sonra da eski eşim bağırmaya başladı. Siz bu arada üst kattaydınız. Doğrudur. Vallahi amirim, yani 155'i arayacaktım ama aklıma siz geldiniz. Tam zamanında müdahale etmişsiniz. Biz o kadar hızlı yetişemezdik. Keşke yakalayabilseydim herifi. Peşinden gitmemekle doğrusunu yaptınız. Hem merak etmeyin, uzun süre kaçamaz. Eşkalini dağıttık. Bütün devriyeler peşinde. En kısa zamanda bulacağız. Ancak o zamana kadar Başak Hanım'ın burada kalması pek doğru olmaz. Alo, ha ana, yattınız mı? İyi tamam, uyumayın, misafirimiz var. Bu kabus bir gün bitecek mi? Her kabus biter. Ya bizi tekrar bulursa? Merak etme. Gidebileceğimiz en güvenli yere gidiyoruz. Ben zaten oradayım. Olabileceğim en güvenli yerde. Hoş geldiniz. Anne oğlum. Hoş geldiniz kızım. Buyurun. Geçmiş olsun kızım. Sağ olun. Maho, kızımızın çantasını al. Zahmet olmasın. Estağfurullah. Kim bakıyor güzel kız? Adıyla bakayım senin. Derya.
Ah Derya. Hadi buyurun geçin içeri. Dilnaz, misafirlerinize odalarını göster kızım. Hadi canım. Tabii. Buyur kızım. Buyurun. Buyurun. Ben getireyim canım. Korsan dizinde bir arıyorum. Hiç kimse açmıyor. Merak ettim seni. Biz şimdi neredeyiz biliyor musun? Neredesin? Dedenin çiftliğinde. Ne işin var orada? Çok kötü şeyler oldu Mehmetcan. Ne oldu? Daha bir gün önce ya. Bir gün önce benim için dünyaları durduran adam bugün karşıma bambaşka bir kadın da çıkıyor ya. Orada dur Zinem'ciğim. Nasıl dur Arzu Allah aşkına? Nasıl durayım yani? Durmak zorundasın. İlk ağızdan görgü tanıyayım ben. Sen hastaneden çıkmadan önce bana kendi ağzına söylemedin mi? Ben gitmeyecektim aslında. Sonra fikrimi değiştirdim. Birdenbire karşılarına ben sürpriz yaptım diye çıktın. Ama sen de hiçbir şey unutma Arzu, değil mi? Ya ayrıca ne fark eder? Ben kötü bir şey yapmadım. Sürpriz yaptım. Fena mı? İyi de tatlım, bekar bir adamın hayatına sürprizlerle dalamazsın. Dalarsan da başka sürprizlerle karşılaşırsın. Sağ ol Arzu. Ağır oldu. Sen Ali alışamadı diyorsun ya. Bence sen de alışamadın Sinem'ciğim. Onun bekar olma durumuna hala alışamadın. Ne oldu? Şimdi Derya aradı. Çok kötü şeyler olmuş anne. Çok kötü. Ne oldu? Vay aşağılık mendebur. İyi bari mi yetişmişsin Ali? Hiç sorma ana. Yani yetişmesem şerefsiz neredeyse başa... Tövbe tövbe. Verilmiş sadaka iz varmış. Bizde de hata var. Niye baba? Herifin cezasını en başta kesecektik. Saçmalama. Ben mi saçmalıyım? Herifin yediği kaçıncı nane bu? Bir de gitmiş garibanın tepesine çökmüş. Kızcağızı az daha öldürecekmiş. Vallahi kusura bakma, efendim büyüğü sende oğlum. Benden söylemesi. Baba ben nereden bileyim herifin bu kadar haddini aşacağını? Neyse artık zor kaçar. Her yerde arıyorlar şerefsizi. İnşallah yakalanır. İnşallah. Hanımım. Yerleşebildin mi bağırım yavrum? Yerleştik Esma Hanım. Çok sağ olun. Gel otur bakalım. Gel. Sağ olun. Eğer bir şey isteysen bana haber ver. İstersen koruma vereyim, dışarıda senden gelsin. Çok sağ olun Mehmet Ağa. Bize en zor zamanımızda evinizin kapılarını açtınız. Eksik olmayın. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Duymamış olayım. Lafım olur kızım. Siz iyi olun, bize yeter yavrum. Al canım, papatya çayı yaptım. Sakinleştir. Olamıyorum ben sakin Arzu. Olamıyorum yani. Hayır bak. Tamam. Anlıyorum. Üzülüyorum da kadıncağız için. Saldırıya uğramasından, şiddet görmesinden. Ama yani kardeşim. Allah rızası için bir günde başka biri kurtarsın bu kadınları ya. Her seferinde Ali kurtarmasın artık yani. Tabii. Çok haklısın Sinem'cim. Ali bir tek seni kurtarmalı. Ama ne diyorsun sen Allah'ını seversen? Ali Acar. Kişiye özel kurtarıcı. Kızım sen bela mısın benim başıma sabahtan beri? Laf çak, laf çak boyuna. Sağ ol. İyi misin? Derya nasıl? Uyuyor. İnanmayacaksın ama son zamanlarda uyumadığı kadar derin uyuyor. Evdeyken sık sık uyanırdı. Her sesi uyanırdı. Ben de öyle. Belki bu gece sen de derin uyursun. Ali. Seni çok iyi tanımıyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum o yüzden. Ne bileyim. Yanlış bir tuşa basmak. Yanlış bir ses çıkarmak istemiyorum ama... Bana öyle geliyor ki... Bir kadın senin yanındayken hayatının en huzurlu uykusunu uyuyabilir. Hı?
şey söylesene lan. Ne söyleyeyim abi? İki saattir bakıyorsun yüzüme mal mal. Sen nasıl baktığını farkında mısın? Evet. Mal mal. Ben anlamadım oğlum. Yani hiçbir şey anlamadım. Nasıl oldu bitti hiçbir şey anlamadım. Hani üç hafta önce biri gelse bu hikayeyi önüme koysa... ...yürü git lan al hikayeni bir yerine derdim. Dur bir şey soracağım peki. Nasıl olup bittiğini bir tarafa bırak. Basit bir şey soracağım. Sen mutlu musun? Sen basit dediğin soru bu mu? Mutlu musun yani? Bilmiyorum aga. Yani mutsuz değilim. Hani Sinem... ...böyle içimde bir yerlerde, derinde... ...oradan sökülüp atılması mümkün değil gibi. Hani tutku gibi böyle tuhaf bir şey. Kendine çeken... ...yakan, kavuran... ...sonra bir daha sarılan, bir daha... Peki... ...Başak... ...o tam olarak... ...nerede? Özlemişim oğlum. Yani... ...bir kadındaki yumuşaklığı... ...sarıp sarmalamasını... ...şikayetsiz halini... ...yumuşaklığını. Başak sustuğu zaman bile... ...insanı bakışlarıyla kucaklıyor. Ben alışık değilim oğlum. Müthiş bir şey ama bu. Hakikaten müthiş bir şey. Ali. Ne oldu? Emniyetten aradılar. Okan yakalanmış. Harika haber. Hadi geçmiş olsun Başak. Sağ ol Bülent. Çıkıyorum ben. Tamam geleyim mi senle? Yok canım. Emniyet de üstüme saldıracak değil herhalde. Olsun yine de bir şey olursa haber ver. Tamam ararım. Görüşürüz. Sana da geçmiş olsun ya. Az başını artmadı herif. Kantinden bir şey ister misin? Peki içecek bir şey? Canım istemiyor. Yürüyelim mi? Ya biraz üzülmüyorsun Bedar ya. Benim hatırım için. Geçmiş olsun Derya. Sağ ol Şirin. Şimdi iyi misin? Daha iyiyim. Çok korktun mu? Ben eskiden karanlıktan korkunca Ayşe'ye sarılırdım. Ayşe mi adı? Ayşe, artık ben korkmuyorum. İstersen senin olabilir. Sahi mi? Evet. Artık hiç korkmayacak mıyım? Ben de işe yaramıştı. Denemeye değer. Sorunlu arkadaş oldunuz be. Yuppi. Oh. Oh be. Ah. Bu İstanbul iyi hoşta. Kafası tatsız tutsuz. Senin ağzı yığın tadı gene kaçmış ha. Sana Urfa'dan aradılar. İşler dolama olmuş beni çağırdılar. Hasat zamanı yakındır ha. Bir yandan da ahlım burada kalacak. Oğlanın başı gene billaya bulaşmış. Mem hocam dese daha doyamamış ya. Toruna hiç doyulur mu ki ha? Sen burada kalmak için bahane arama. Bak, oğlan oldu kocaman eşek kadar. Bakar başının çaresine. Senekisi sıla hasretidir. Sen çekmeyeyim mi sen sanki sıla hasreti? Ah, çekmez olur mu ya? Gözümde tüteyim. Kız, deli oraya. Deli! Sen özlememiş misin Urfa'yı? O da çok özlemiş. Kalkıp gidek değil. Yarın dönek mi Esma? Dönek ya, dönek. Hadi Derya'cığım, geç içeri. İyi akşamlar Ali abi. Bu evde kalabilecek misin? Sonuçta kötü anılarım birikti. Daha fazla kaçmak istemiyorum Ali. Okan'ı yakaladılar. En az bir 10 sene rahatız. Beladan kurtuldum, bana da ihtiyacın kalmadı. Benim senin gibi birine her zaman ihtiyacım vardı.
Ama kötü adamları patakladığın için değil. Ya da ne bileyim hayatımı kurtardığın için de değil. Sana ihtiyaç duydum da yanımda olduğun için. Hadi gel makarna yapacağız. Çiftliğe dönmem lazım. Yarın annemler Urfa'ya dönüyorlar. Öyle mi? Dön tabii. Benden selam söyle. Olur söylerim. Pardon. Sağ ol. Hoşça kal. Görüşürüz. Ya. Uf. Allah'ım hep beni bulmak zorunda mı ya? Olmuyor işte. Her şeye bir cevabım var. Hadi söyle nasıl olacak bu? Olmuyor mu? Olmuyor işte. Sen söyle oluyor mu? Olmuyor işte. Sen daha geç dalganı. Yakında bütün evi su basacak. Apartmanı su basacak hatta. Tez saç da açmıyor. Ay delireceğim ya. Aa o zaman babam gelsin. Ya, babam tez saçtan ne anlar ya? Biz de anlamıyoruz. Doğru dedin aslında. Tamam. Arayalım babanı. Bakalım. Sinan ben ne anlarım tesisattan? Borular patladı, her yerden su sızıyor. Gel sen bir iki el atsan ne olur? Duyduğuma göre bu aralar çok genç kız kurtarıyormuşsun. Gel sen bizi de kurtarsan olmaz mı? Ha? Ya alt tarafı iki tane vana sıkacaksın, gırtlak sıkmayacaksın ya. Ömrümü yedin ömrümü be. Vallahi ömrümü yedin Sinan. Sen de benim ömrümü yedin. Geliyor musun, gelmiyor musun? Yeniyoruz mecbur. Yapamayacaksan söyle de bilelim yani baştan. Bir dakika ya. Dikkatim ne alıyor? Sanırsın baban musluk değil, beyin ameliyatı yapıyor bir tane. Dikkat lazım. Oh, maşallah çene böyle berber makas gibi şak şak şak. Şu İngiliz anahtarı ver. O ne? O ne ya? Onu işte Little John. Oh, ver bakayım. Ali bir şey söyleyeceğim. Ya şey yapalım. Bana kapalı kalsın. Tamirci çağıralım. Ha? Ya Sinem dur 5 dakika var yapacağım ya. Pişman ettin beni çağırdığıma ya. Bence de yaparsın bana. Laf ettin. Oldu işte. Evet Can. Oğlum git vanayı aç. Tamam baba. Oldu mu şimdi bu? Yeni gibi diyorum ya. Bu contalar ne Ali? Ha? Şuraya bak. Bir sürü conta var burada. Şey onlar hatalı üretim varmış. Fazlaydı çıkardım ben onları. Ya. Bak bir şey olacak. Başımıza bir şey gelecek ya. Yıllarım var diyorum. Profesyonelim diyorum. Yeni gibi ya, yeni gibi bak. Galeriden sıfır. İyi, açıyorum o zaman. Ne oldu? Ay! 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 Mehmetcan, balayı kapat! Ya! Mehmetcan, balayı kapat! Yılları var diyordun, ne oldu? Var, profesör ediyorum Mehmetcan. Adnan harika bir portföy yaptım. Bak bu var ya, bu yüksek mühendis. Hiç evlenmemiş genç. Çöpsüz üzüm yani. Bak bunun da Beylerbeyi'nde yalısı var. Herkes hayran. Cukka sağlam.
Ay ama bak bir de bu var. Şu kaşın gözün güzelliğine bak. Maşallah, maşallah. artık yani Sinan bunları da beğenmezse. Ne yapacaksın beğenmezse? Kendine mi ayıracaksın? Terbiyesiz. Ben kızımı o Ali denen at sineğinden kurtarmaya uğraşıyorum. Senin söylediğine bak. Karıcığım boşuna uğraşıyorsun. Onlardan bir şey olmaz. Bitti o iş artık. Ay. Bak. Sinemin ışığı yanıyor. Ay haber de vermedik aslında kızcağız ama müsait mi acaba? Gel. Beğendin değil mi talipleri? Ne yapıyorsunuz ya? Giysene tişörtün elinde sallayacağına. Ya nasıl giyeyim sırılsıklam. Ya benim burada bir iki tane tişörtüm kalmıştı. Ne oldu onlar? Hmm. Attım ben onları. Vallahi. Hmm. Hey, iyi yapmış onlar. Baba, elbisekten giysene. Hadi geçme lan. Ay hadi tamam atıp durmayın. 10 dakika koy kaloriferin üzerine kuru ben de kahve yapayım. Kahve mi? Hı, hak ettin. Hak ettim ha. İnsan çıkarı 2 kap yemek koyar şurada önümüze. Ha buldun bunuyorsun. Ben havlu getireyim o zaman. Ben bakarım. Hadi ya. Ne haber oğlum? Gel bakayım. Anneannene ver bir yanak bakayım hadi. Oo, bir tane. Annen yok mu? Var, içeride. Bana bak, sen niye sırıtıyorsun böyle? Bu yüzden. Doğru mu görüyorum ben Adna? Vallahi ben bir şey anlamadım Nur. Kusura bakmayın Nur Hanım, ev hali. Oğlum Ali, bu ne hal? Ne işin var senin burada? Kim gelmiş anneciğim? Oho. Kızım. Oha. Allah muhabbetin artırsın kızım, ne diyeyim? Baba. Ya hiç olur mu öyle şey? Hiç gördüğünüz gibi bir şey değil gerçekten. Sen bizi çocuk mu zannediyorsun yahu? Ha? Hem de çocuğunun yanında. Ne çocuğunun önünde? Ne yapmışım ki ben çocuğumun önünde? Ya anne saçmalama. Ali bir şey söyle sen de. Ne söyleyeyim Sinem? Her şey ortada. Annen. Ay ben çok fena oldum. Bayılmak üzereyim. Gidelim lütfen götür beni buradan. Gidelim kardeşim. Gel. Baba. Sus. Baba. Baba. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Rezil oldum babama senin yüzünden. Kahve ne oldu? Yok kahve. Zıkkımın peki oldu kahve. Git üstünü giy. Sinem. İyiydik burada be dede. Kalsaydım burada. Gene iyi oluruz oğlum. Bak. Orası da bizim evimiz. Toprağımız. İnsan toprağına bakmasa ne olur? Kurur gider. O zaman çabuk utan. Bak her geriye pazarlık eriği. Gel buraya. Kendine iyi bak Memo'cum. Anneyi babayı üzme olur mu? Ah kuzum. Nene kurban siye. Olur babaanne. Sen de dedeme iyi bak. Sıkı diyet yapacak unutma. Bak duyun sen. Kendine iyi bak kızım. Babacığım. Bu dünyada bir babay daha var. Bunu aklına yaz. Uğurlar olsun. Ah. Sağ ol kızım. Yolunuz açık olsun anne. Ah yavrum. Gönlü iyiden çıkarma bizi. Biz de senin anayı babayı sayılırız. Ma ben de Rufa'ya selam söyle. Aleyküm selam. Başsına küçük ha. Baba hadi uçağı kaçıracağız. Kızım inşallah bir daha geldiğimizde sizi daha iyi görürük. Hadi Esma hadi. Hadi sıkma çocuk bana. Ha, yavrum hadi iyi bakın kendinize. Allah hakkınızda hayırlısını versin. Gönlüm geçmez güzelden, gönlümün gözü
İnşallah kısa zamana geri dönerler. Annenlerden haber aldın mı? Aldım. Sağ salim varmışlar Urfa'ya. Kopamıyorlar oralardan değil mi? Hiç sorma. Mehmetcan olmasa var ya dönüp yüzüme bakacakları yok. İşte İtan çomağı hazırla. Efendim hocam. Sana bir şey soracağım. Sor hocam. Okulun uçurma şenliği var da katılır mısın ben annem? Katılırız tabii oğlum. Bak istiyorsan uçurtmanı da beraber yaparız. Aslan babam benim be. Annem çok sevindi bu habere. Selam söylüyor. Ajan atıyorsun. Şu an annen sana gözlerini dikmiş. Onun adına konuştuğun için ters ters bakıyor. Doğru mu? Doğru vallahi. Nereden bildin? Oğlum ben senin babanım. Ben dünyadaki her şeyi biliyorum. Annen ne yapıyor? Canı sıkılıyor. Keşke babanın olsa da onu didiklesem diyor. Ne diyorsun sen ya? Al kapat şu telefonu Mehmetcan hadi. Ajan ana kraliçeyi kızdırmıyoruz oğlum. O ölürse herkes ölür anladın mı? Baba neredesin sen? Yemekteyim. Kiminlesin? Bülent abinle. Tamam selam söyle ona. Kapatıyorum bay bay. Olur söylerim. Ne saçmalıyorsun sen? O didiklemeler filan. Şaka yaptım ya. Peki adam gerçekten nasıl didiklenir bir fikrin var mı? Evet var. Öyle mi? Peki. Affedersin. Saçmalama. Bundan bir buçuk hafta önce olsa Başak ablanlaydım ya da avukatlaydım derdim ama yani artık Başak abla Başak abla değil avukat avukat. Nasıl anlatacağım Mehmetcan'a bir aman sana anlatırken bile dolama oluyorum işte. Tamam Ali anladım zorlama. Hayır anlamadıysan. Bu eziyeti ikimize de yapma ne olursun. Bende de hiçbir şey yerli yerinde değil ki. Her şey çok hızlı gelişti. O kadar hızlı gelişirken birbirine girdi. Yani arayan Derya olsaydı. Ben de muhtemelen tereddüt ederdim. Üç gün önce kolayca verdiğim cevabı bugün veremezdim. Ama sen müthiş idare ettin valla. Yani hemen yapıştırdın cevabı. Kiminlesin Bülent'leyim. Sıfır tereddüt. Olağanüstüydün. Hayran kaldım. Pes. Dalga geçme be. Yani dedim ki kendi kendime bizim Ali acaba çok mu kolay yalan söylüyor yoksa bana mı öyle geldi? Ha, içindeki kadın çalıştı bravo. Ne alakası var ya? Niye kopuyorsun her şeyden? Ben zaten genelde bir tek Bülent'le yemeğe çıkarım. Öyle yapma. Takıntılarım var benim. Sorabilirsin. Bülent takıntılı senin. Evet. Sor istiyorsan herkese sor. Hakkında takipsizlik kararı veriyorum. Yırtık yani. Şimdilik. İyi. İçelim o zaman. İçelim. Şerefe. Hazır mıyız Mahal? Hazır kan. Ha, yemeğe gecikmeyin ona göre. Ne olacak geciksen? Baklava börekle mi karşılayacaksan? Geciksek mi olacak? Ya. Ya bu Esma ne kokluyorsun oramı buramı? Ayıptır ya o. Bak, seni böyle mis gibi yollayıp dönüşleri böyle tertemiz isteyeyim ona göre. Allah Allah, sanki fingirdemeye gidiyorum. Kebaplarla fingirdeşme yatar. Külahları değişirik sonra. Yahu yedi bitirdin beni be karı. Yedi bitirdin be. Bak o. Bu deli hürriye ne dikiliyor orada? Kokuma kuşu gibi. Vallahi bilmiyorum ağam. Yani sabahtan beri bir gariptir. Eskiden her mahallede bir deli vardı. Mahalle beslerdi delileri. Deli demek bereket demekti. Delirsem beni besler misin Esma? Çok hoş sana. Sen kendi yakılı mısan iyisin? Yerim ama yer gider. Gel ağam gel. Kebapçıya uğramayın ha. Thank you.
kaset yapsa da kurtulsak bunlardan ya. Yok he yok. Biz de kafamızı dinlerde geçiyor olmasa. İki tane çay içeceğim mi? Hasan! Buyur ağam. Ya nereden buldu bunlar ya? Sabahtan beri tıngır 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 tıngır. Ola ben de tanımıyorum bunu. Yanık yanık söylüyorlar genlerini. Ben o mu? Boşta gidin. Ya gençlerin hepsi türkücü olacak. Sazı Çinli alan hop İstanbul'da. Neymiş efendim türkücü olacağım. Ya da var gitmeye tarlada adam kalmamış. Değilsen hoş mu? Hoş mu ağam? He ya çok hoş. Sabahtan beri görmüyor musun? Yıkıl git havası çalıyorlar bize. Tövbe estağfurullah. Abi hoş geldin. Özlettin dedik İstanbul'a yerleşti vallahi. Olur böyle şey be. Ağam buyurun oturalım, biraz kahvemizi içelim. Ya Musa başka zaman. Yani olacağın olsun. Çok... Ağam 40 yılda bir gelirsen. Buyurun oturalım bir kahvemizi içelim. Oğlum kürsü getir. Baba biraz otur. Ağam sen kal, ben kahvedeyim. Hadi bakalım. Buyurun ağam. Haydi bakalım. Hoppa. Haydi. Sağ olasınız. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Aleyküm selam. Sağ olun, niye bakın? Buyur abi. Boşuna hırtlagizi patlatmayın. Bu ahaliden size iş çıkmaz. Sizin aradığınız adam orada. Bak, işte şimdi yeni gelen. O kim ki abi? Onun adı Mahmud'dur. Urfa'nın en büyük ağasının sağ koludur. İşinizi halletse etse, o halleder. Ne sağlıyor? Size o kadar değil. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Müsaade var mı? Buyur. Diye bir maruzatımız olacaktı ağam. Kaset mi? Kaset değil ağam. Albüm. Kaset mi kalmış artık değil mi? Allah sen. He. Ağam bele bele CD'ler. Ben. Albümmüş. Fetbazlar. Biz bilmiyoruz albümün ne olduğunu, kasetin ne olduğunu. Buna ne alıyorsunuz buraya? Vallahi belayı versin. Doğru konuş. Kesin lan şamatayı. Aga yolladığın adam bizim ağzımıza. Yal. Kokmuş deyilsin. Size neyse, bunun ağasının yanına çıkıyor Muhammed Ağa'nı. Merhametli bir adamdır. Halletse etse o eder işinizi. Esak mı diyen? Size o kadar diyen. Hanımım, iyi misin? Kızlar, su getirin, kolonya getirin, çabuk olun. Otur hanımım şöyle. Hürriye'nin sabahtan beri ağzı bıçak açmıyor. Dut yemiş bülbül kimin? Hayır alamet değil bu. Hiç hayır alamet değil. E hadi bana müsaade ağam. Ağam kahven bitmedi daha. Yok yok tamam alacağımız olsun hadi. Allah Allah. Ya içecektim ben de. Bak o. Buradayım ağam. Hadi gidelim. Hayırlı işler. Eyvallah. 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 Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ ol. 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 Sağ ol.
Hazır mısın hocam? Hazırım baba. İyi, aldım her şeyini. Aldım. Bana bak karnına, Burcu bile doyurmak yok, tamam mı? Alo. Evet. Evet. Yolda yık oğlum. Hastaneye gidiyor. Baba ne halde bilmiyor. Çabuk gel yavrum. Tamam tamam ana. Geliyorum tamam. Ali. Ali. Ha, ne oldu? Ben Urfa'ya gidiyorum ben. Niye? Ne oldu? Babam. Ne oldu babam? Babam lazım. Tamam. Anne. Annem. Dedem ölecek mi? Bak, 13.30 uçağına Urfa'ya direkt yer var. Eline çabuk tutarsan yetişirsin. Aldırayım mı? Tamam, al. Ali, akşam ben de geliyorum. Hayır, Bülent, olmaz. Abi saçmalama, Mehmet amca benim de babam sayılır ya. Ya tartışma benimle, vaktim yok Bülent, hadi ya. Ali! Üf, kapattı. Ne oldu Bülent? Mehmet amca, annem babası kalp krizi geçirmiş. Yapma ya. Hastaneye kaldırılmış, Ali Urfa'ya uçuyor. Hay Allah. Mahu! Mahu! Nerede oğlum? Nerede? İçeride. Ölmedi de. Ölmedi de. Ölmedi. Ah yaşıydı. Ah. Ah evimin direği. Yeri gibi yeniden ah. Bu değil. Bu değil. Bu değil ah. Hastaneye gidebilir misiniz? Yani doktor bey sizden görmek istiyor. Hanım doktor çağırmış. Hanım. Doktor çağırmış. Ay yeri tetretten ağabey. Kalbi besleyen ana damar %95 oranında tıkalı. Ayrıca iki yan damar, yani anlayacağınız Esma Hanım, hastamıza acilen bypass gerekli. Ah, hemen mi doktor bey? Bakın, sizi korkutmak istemem ama bunu bilmenizde fayda var. Yolda gelirken hastamızın kalbi durmuş. Ambulans doktorunun müdahalesiyle geri dönmüş. Ama yeni bir atakta bu şansı olmayabilir. İsterseniz biraz düşünün. Yok yok. Bana bunu deyin doktor. Bu ameliyat bu hastanede. Endişeniz olmasın. Bu ameliyat için bütün imkanlara sahibiz. Uzman kadro, teknik altyapı. Kocam iyileşecek mi doktor? Esma Hanım, bu garantiyi size veremem. Hiçbir doktor veremez dünyanın hiçbir yerinde. Ne düşünüyorsun anneciğim? O gün düşünüyorum. Hangi gün? Sen yoktun. Dedem, babaannem vardı. Baba sen, sen bu dünyada yalavuz değilsen. Tamam. Dede her zaman arkanda. Canın sıkılır. Ya da başın derde düşerse bir sesten yeter. Yıkarım bu dünyayı senin için.
Bu dünyayı yakarım yıkarım senin için, anladın mı? Şimdi ne olacak anne? Ya dedeme bir şey olursa? Bundan sonra kim duracak benim arkamda? Dünyaları kim yıkacak benim için? Ben kime koşa koşa gidip sığınacağım? Kime şımaracağım dedeme şımardığım kadar? Tamam annesinin güzeli. Ağa öldü mü kaldı mı? Ya biriniz bir şey söyleyin. Ağa öldü mü kaldı mı ya? Ağzından yel alsın. Ağa ameliyattadır. La ben size inanmıyorum. Kendim bakıp göreceğim. Ah görürsen. Ameliyatlama oğlum mal mısın? Sen o hareketi bir yem yaptın. Ulan gidemezsen oğlum sen de gidemezsin. Ağa öldü mü kaldı mı ya? Susun lan susun! 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 Tamam. Hanımım konuşacak. Ağalar, beyler, bacılar, kardeşler, Mehmet Ağa ameliyattadır. Hepiniz buraya kadar geldiniz. Sağ olun, var olun. Lakin onun iyiliğini isteyen, onu seven gürültü patırtı yapmasın burada. Sessizce bir köşeye çekilsin, dua etsin ağası için. Makbul olan da budur. Burası hastanedir. Diyeceklerim bu kadar. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Yalvarmak ister. Yalvaramaz ama. Yalvarmadığı için de boğar. Kazı kadar herifsin. Her şey bilir. Bunu niye bilmez? Hadi gittin. Niye dönmedin oğlum? Ha? Dönmeliydin oğlum. Bak bu duvarları yıkmalıydın. Evi başıma geçirmeliydin. Yakama sarılıp bana hesap sormalıydın. Benim ocağım, benim evim demeliydin. Benim anam, benim babam demeliydin. Geldim işte baba. Gel ulan gel. Gel. Ameliyat hala devam ediyor. Bitince haber vereceğim. Tamam. Hanımım Ali Bey'in uçağı inmiştir. Ben onu karşılamaya gideyim.
bebeğim. Fındığım. Efendim. Anne oğul gezmeye gidelim mi? Dışarı çıkalım mı biraz? Hayır, istemiyorum. Sinemaya götüreyim seni. Hayır. Pizza yemeye gidelim. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Haklısın, benim de canım istemiyor. Kediye iyi bak kızım. Bu dünyada bir babay daha var. Bunu aklına yaz. Uğurlar olsun. Sağ ol kızım. Yolunuz açık olsun anne. Ah yavrum. Gönlünden çıkarma bizi. Biz de senin anayı babayı sayılırız. Mehmetcan. Efendim anne. Dedeni görmek ister misin annem? Çok isterim anne. Mahmut. Buyur be. Yanında mıydı oğlum? Nasıl oldu? Ağamla çarşıdaydık. Başka yerlere de gidecektik. Sonra ağam dedi, beni eve götür Mahmut dedi. Sonra ağam yıldı. Ağam oraya yıldı. Bütün Urfa çarşı yıkıldı. Darmar oldu. Başımıza indi. Ben altında kaldım be. Efendim Başak. Ali, ben ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Ne diyeceksin? Diyecek bir şey yok. Var mı bir gelişme? Bilmiyorum. Daha yeni indim. Hastaneye geçiyorum. Merak etme. Baban çok iyi olacak. O çok iyi bir insan. Annen, sen, hepiniz. Yani ortada bu kadar iyilik varken baban da iyi olacak. Olmak zorunda. Oh, inşallah be Başak. İnşallah. Beni habersiz bırakma, olur mu? Hı, tamam. Hadi hoşça kal. Kendine iyi bak. Aha. Oh. Hayır anne, çıkıyoruz şimdi. Mehmetcan'la birlikte. Yok, Ali önden gitti. Hay Allah ya, bak üzüldüm şimdi. Keşke Mehmetcan'ı bize bıraksaydın. Yok anne. Mehmet baba gözünü açarsak inşallah açar. İlk Mehmetcan'ı görsün yanında. İyi gelecek ona. İyi düşünmüşsün kızım. Gidince bizi ara. Ha, Ali'ye, Esma Hanım'a da selam söyle. Biz de ararız gene. Tamam baba. Baş üstüne görüşürüz. Güle güle yavrum. Hayat işte. Fazla germemek lazım. Ah, her şeye rağmen. Geçmiş olsun arkadaşlar. Kapatın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Haber vardır adam. Hayır, bilmiyoruz. Eyvallah dayı. Eyvallah. Anacığım, ne diyorlar ağa için? Dürüm ağa tav nerede? Dürüm ağa tav nerede? Ağa, ağa, ağa. Kardeş. Yok. Buyurun. Sen bu ağayı tanıyor musun? Tanıyorum. Kendisi bana burs vermişti. Onun sayesinde okuyorum. Vay be. Çok büyük adammış. Öyledir. Ameliyattaymış hala. İnşallah gebermesin. İnşallah gebermesin. Çok büyük adammış. Öyle değiliz. İsa bizim de elimizden tutar belki ha? Dua et. Dua et Süloh. Bu ağa bizim son şansımız. Ha? Esma Hanım. Doktor Bey. Geçmiş olsun. Ameliyat gayet başarılı geçti. Kurtuldu mu yani? Bunu söylemek için çok erken. Bu geceyi yoğun bakımda geçirecek. Herhangi bir komplikasyon olmasa, iç kanama, buna benzer bir şey. Bu işin akıbeti ne zaman belli olur doktor Bey? Ne zaman çıkar? Hayırlısı da bu geceyi bir atlatalım. Yarın normal odasına çıkaracağız. Biraz daha sabır.
Esma Hanım, biraz daha sabır. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Ben buradayım ağam. Esma burada. Ben nasıl bırakıp gitmeysem seni, sen de hiçbir yere gitmeyeceksin. Hem de hiçbir yere gitmeyeceksin. Anladın mı beni? Oğlu geldi. Ağam geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çekilin lan, çekilin. Ağam çok geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Aha bizim yolumuzu kese adam Sülo. He. Ağanın yolunu açıp bizim de yolumuzu kese. Kah ya dediğim başka ne yeri ki zaten. Babacığım. Ali, Ali şeyim yavrum. Babay oğlum, babay. Baba. Bu mu benim babam şimdi? Ömürü bırakmadım ki babamı. Bastı yere. Titreten bebez abim mi? Eğer buysa haksızlık ya. Haksızlık ona. Vallahi billahi haksızlık. Babam bu olamaz ya. Olamaz. Ha efendim Arzu. Ha uçaktan konuşuyorum şimdi. Gidiyoruz. Sen durumu anlat Reşat Hoca'ya, tamam mı? Sana lütfen da telefonunuzu kapatır mısınız? Tamam pardon, hemen kapatıyorum. Arzu ne dediğin umurumda değil, ne olur hadi kapat. Hadi bay bay. Geldi baba. Buradayım. Geldi eşek oğlum. Ben zaten hep senin yanındaydım baba. Hep. Senlerce yüzünü görmediğim zaman bile. Sen benim kanımsın baba. Canımsın, her şeyimsin sen benim. Söylemedi bu eşek oğlum sana ama hep yanındaydım ben senin. Eşeklik ettim baba. Affet baba ve beni, ha? Affet de uyan.
Anne. Bir tane. Konağa mı gidiyoruz? Yok bebeğim. Önce bir hastaneye gidelim. Dedenin durumuna bir bakalım. Babanı bir görelim. Ondan sonra gideriz konağa, tamam mı? Ama ziyaretçisi olmuştur be dedemin. Olmuştur tabii. Yenge av buyurun. Siz kimi ziyarete gidiyorsunuz hastaneye? Mehmet ağa. Tanıyayım mı sen? Tanımayan Allah çarpsın. O benim dedem işte. Ha sen mi? Hey kurban olduğun. Yenge Allah seni inandırsın. Sabahtan beri ziyaretçi taşıyıp hastaneye. Bak dürüm yaptırdım böyle. Aha yemedim. Öyle duruyor torpidoda. Bütün Urfa ağlamıştır ağaya. Bütün Urfa. İyi olacak inşallah. Ağalar. Babamın durumu şimdilik iyidir. Kendisi yoğun bakımdadır. İnşallah daha da iyi olacak. Allah razı olsun buralara kadar geldiyiz. Yoruldayız. Daha fazla yorulmanıza gönlüm el vermiyor. Sizden ricam evlerinize dönün. Ağam doğru değil. Dağılık yeter. Yok gitmeyik. Gitmeyik biz buradayız. Benim babam rahmetli olduğunda Mehmet ağam 3 gece başında bekledi. O sebepten biz burada kalmak istiyoruz ağam. He ben anladım. Sen değilsen ağayı gömmeden burada gitmeyek ha. Pardon ağam. Ya bir şey olma ben ile mi söyledim? Ağam müsaade olursa biz burada kalmak istiyoruz. Hey siz bilirsiniz kardeş. Allah razı olsun. Baba. Memo. Oğlum nereden çıktın lan? Açıl açıl açıl. Yenge alayım. Al şu. Nereden çıktınız? Dayanamadık senden sonra. Babanı uyandırma Mehmetçin'in yanında görürsün istedim. Sağ ol Sinan. Memo'yu gördün mü? Bilmez miyim? Sünnetine gitmiştim. Küçük ağa hoş geldin küçük ağa. Hoş geldin. Hoş geldin küçük ağa. Hoş geldin. Hoş geldin. Cevo. Ne yapıyoruz? Bekleyek mi gidiyek mi oğlum? Bizim işimiz sanat sülü. Sanatçı ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne var lan? Her türlü rezilliğe katlanan adam demek. He. He yani? E kalacak ulan. Hıyar. Doğru söylüyorsun. Gel. Lahmacun da getirseler bari ya. Yapma bir tane. Damarı nereden aldınız hocam? Sol bacak toplar damar endoskopik damar çıkarma yöntemiyle. Çok iyi. Çok iyi. Ne demek bu? Çok küçük bir kesiyle damarı almak demek. Ameliyat sonrası enfeksiyonu engeller, hastanın hızlı bir iyileşme süreci geçirmesini sağlar, ağrı, şişkinlik hepsini azaltır. Yani çok iyi bir şey yani. Her şey çok yolunda görünüyor hocam. Sağ olun. Rica ederim. Sinem Hanım, siz hastanın nesi oluyorsunuz? Gelineyim ben. Ali? Efendim Aşık. Müsait misin? Müsaitim, doktorun yanındaydım. Şimdi çıktım, söyle. Hadi bana iyi bir haber ver. Vallahi işte ameliyat iyi geçti. Şimdilik en iyi haber bu. Gerisi beklemek. Çok sevindim. Sağ ol. Sen iyi misin peki?
ben iyiyim ya da ne bileyim iyi miyim değil miyim? Oh, bir gözün açsa daha iyi olacağım ama. Ali bak, bir şeye ihtiyacın olursa ne olursa olsun atlar gelirim, tamam mı? Yok sağ ol. Yani öyle bir şey olursa ararım. Lütfen ara. Seni daha fazla tutmayayım. Bu arada Derya Mehmetcan'ı evden aramış ama. Hı, yanımda Mehmetcan, vereyim mi? Ha öyle mi? Versene. Tamam. Hoşça kal, öptüm. Hoşça kal. Al bakalım, manitan arıyor. Alo Derya, bir saniye. Bunlar da Derya ile iyice işi pişirdiler ha. Yok be, sadece öpüşmüşler. Adam olacak çocuk her halinden belli oluyor tabii. Malum, örnek belli. Bu arada ameliyatta iyi iş çıkarmışlar. Gerçekten mi? Gerçekten. Deden iyileşecek Mehmetcan. Hiç üzülme. Sen de özletme kendini. Hoşça kal. Mehmetcan Urfa'ya kiminle gitmiş söyledi mi? Söyledi. Annesiyle gitmiş. Hmm. Bir şey mi oldu anne? Yok canım, bir şey olmadı. Hadi yemeğini ye hadi. Soğuttum bak. Kardeş. Allah abim. Sağ olasın abi. Afiyet olsun. Ya abi, sebze yemeği de çıkacak mı? Sabah akşam lahmacun içimiz kurudu ya. Ulan ağa, yukarıda can çekişiyor. Sen burada yemek derdine düşmüşsen. Nasıl bir modelsiz oğlum siz? Bela mısınız ulan? Şeref ha. Abi Allah'ı seviyorsan sen buna bakma. Salak mı salak? Çay. Çay da alın. Sağ olasın. Sağ olasın. Hayırlı günler. Yürü. Yürü. La oğlum Cavu, ne yemeye baktık ki burada? Ağaya yalakalık olsun diye. Hiç öyle bakma bak herif girdik eve. Gözüne girecek sülü. O da bize kaset yapacak. Kaset maset yapar. Delikanlı adama yakışır. Bir kaset için şerefimizi ayaklarına atamalık. Şerefi alacak tabii lan. Her şey sanat için. Her şey. Ali geçmiş olsun yahu. Ha? Babana üzüldük. Sağ olun Andan Bey. Ameliyat iyi geçmiş ha? Sinem söyledi. Ha bak, Nur da geçmiş olsun diyor. Sağ olsun, eksik olmasın. Annene selamlarımızı ilet lütfen. Baş üstüne. Onların da size selamı var. İyi akşamlar. 13'e 9. Normal sayılır. Teşekkür ederiz. Sağ ol kızım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar anne. Hayır. Şunu bir tane al. Geceni rahat geçirirsin. Peki kızım. Sakinleştirici bir şey. İyi misin? Babaanne. İyiyim kızım, iyiyim. Sen hiç merak etme. Bu yaşa geldim. Hiç aklıma gelmedi. Mehmet ağa olmasa ne yaparım diye. Babay oğlum. Babay olmazsa ne yaparım diye hiç sormadım kendime. Bastığı zaman toprağı titretirdi. Derdi ki, aha işte Mehmet ağa. Dünyaya kazık çakıyor. İyi ki de çakmış ana. Yoksa deli Uri arkasından basmıştı sırkıtı. Ay güldürme, içim acıyor. Hadi ben seni bırakayım. Ben burada kalacağım. Ben hastanede yatarken dedem hep benim başımda beklemiş. Ben de onunkini bekleyeceğim. Olmaz aslan oğlum. Eve gittiğinden yarın yine gelirsin. Hadi gel.
Allah razı olsun kızım. Allah razı olsun. Ama ben bırakıp geleceğim. Mehmetcan'da. Niye merak ediyorsun Nur? Çocuk annesiyle babasıyla canım. Çocuk Urfa'da şekerim. Urfa'da. Dikkatini çekerim. Bu çocuğun Urfa'da başına gelenler pişmiş tavuğun bile başına gelmedi. Ama sen hala sor. Sor bana nesini merak ediyorsun çocuğun diye. Yahu Adnan, ben sendeki bu rahatlığı anlayamıyorum. Vallahi billahi anlayamıyorum. Ya sen ne rahat adamsın. Garson bey, hesap kardeşim, hesap lütfen. Sinem, çok özlüyorum ben seni. Üşümüş saz. Nemden akurdu kaçmış. Senin saz hayvandır. Hayvan senin sülaleydir. İşte ne yapıyorsunuz burada? He? Ne yapıyorsunuz? Ne halt ediyorsunuz hala? Niye dincindiniz? Dinciler. Estağfurullah ağam. Mehmet ağamıza beste yapıyor. Çıkınca ona dinleteceğiz. Ne olacak dinletecek? He? O da dinleyecek, beğenecek, aferin diyecek. Sen kaset mi yapacak? Allah büyük ağam. Susun lan susun. Hastane burası. Hastası olan var, yaşlı olan var. Manyak mısınız oğlum siz? Susun! Tamam ağam, bıraktım. Bakın yarabbim ya. Sülo. Efendim Cavo. Aha bu herif yeminli galiba. Ne yeminiymiş o? Gördüğü yerde ağzımıza yemin. Dedem beni bir geldiğimi bilirse açarım ben gözlerini. Beni bırakıp gitmez dedem. Dede. Dede gitme. Unutma beni dede. Anne. Dede gitme. Unutma beni dede. Dede. Anne. Dede. Anne. Dede. Dede gitme.